Irak'ta eski emniyet müdürü Hikmet Bulak yanımızda ee, ve onunla konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. İşin içinde Hı. her iki terör örgütünün de olduğu bir sarmanın içinde kaldı e, Türkiye gibi görünüyor. E, operasyonlara gelmeden önce, operasyonlara gelene kadar ki süreçte e, ne oldu da Türkiye'de şimdi bu noktadayız? Ne görüyorsunuz siz? Evet tabii çok uzun bir hikaye belki ama. Mutlaka. Ee, belki bazı insanlar için veya dışarıdaki sokaktaki vatandaşımız için e, bir anda ne oldu da böyle oldu bir anda terör örgütleri hortladı eylemler yapmaya başladı gibi düşünülebilir ancak bu işi daha profesyonel kadrolarda e, takip eden bu işin içerisinde olan e, bizim gibi insanlar için bu hiç de sürpriz değildi adeta beklenen bir şeydi gümbür evet. gümbür geliyorum diyen bir şeydi e, meteoroloji istasyonlarının bir hafta öncesinden elindeki teknik bilgileri değerlendirerek hava durumu noktasında tahmin yapması gibi biz de bugünleri belki geçmişteki günlerden tahmin edebiliyorduk. E, bunlarla ilgili belki böyle olması istendi. Yani açıkçası e, bana öyle geliyor. Hı hı. E, çünkü başka türlü bir devlet kendisinin e, gözünü kör edemez, kulağını sağır edemez, e, bilgilerini yok edip hafızasını sıfırlayamaz. Bugüne gelinen noktada maalesef bunlar yapıldığı için e, bu durumla karşı karşıya kaldık. Siz e, görevden alınan emniyet müdürlerinden birisiniz. Bu sıralarda en çok konuşulan şey de sizin döneminiz veya sonrasında 17-25 Aralık operasyonlarından sonra başka operasyonlar üzerinden gerek Taşya'ya gelen gerek Selam Tevhid, El Kaide vesaire operasyonlarını yapmış emniyet görevlilerinin KCK e, görevden alınıp e, cezaevinde tutulmasının da e, bu zafiyetlerde çok etkisi olduğu ifade ediliyor. Ne düşünüyorsunuz? Evet, Evren Hanım, e, Yani ben Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nü 3 yıla yakın 28 ay süreyi e, yaptım. Ondan öncesinde e, yine terörün çok yoğun olarak yaşandığı Akdeniz illerimizden Mersin'de ben görev yaptım. Evet, çok önemli bir yer e, yani evet, gerçekten. Burada e, güvenlik şube müdürlüğü yaptım, istihbarat müdürlüğü yaptım, terör müdürlüğü yaptım, Tarsus'u ilçe emniyet müdürlüğü yaptım. Yani sorumluluk noktasında yapıla, alınabilecek tüm sorumlulukları bunları yaptık. Ee, biz operasyon yaparken hiçbir zaman e, il emniyet müdürüne, valiye, bakanlığa biz operasyon yapalım mı diye sormayız. Hı hı. Aksine biz operasyon yapmadığımız zaman üstlerimiz bizden bunun hesabını sorardı. Bir aksaklık varsa, bir olumsuzluk varsa bununla ilgili neden tedbirlerinizi almadınız, neden istihbarat toplamadınız, neden operasyon yapmadınız diye. Ancak 2008'lerden sonra eksen değişmeye başladı. 2010'lu yıllara geldiğimizde KCK operasyonlarını her tarafta cirit atmaya başladıklarında engellenmeye başladık açıkçası. Hı hı. Bu operasyonları yapmak için artık izne tabi bir duruma gelmeye başlamıştık. Ve gün Önemli. gelinen günümüzde de artık 2011 yılında İlemliyet olarak Giresun'a atandığımda başarılı da bir profil çizdiğimizi bütün herkes de biliyordu, görüyordu. Sayın Valilerimiz tarafından da takdir ediliyordu. Yine bir e, seçim propagandası zamanındaki HDP konvoyunun e, ilimize gelişinde e, bazı toplu, e, vatandaşlarımızın, geri vatandaşlarımızın toplumsal tepki noktasında şiddet içermeyen hı hı. E, açıklamaları bu nedense hükümeti, e, bakanlığımızı rahatsız etti ve benim görevden alınmamın altındaki temelindeki e, sebep de bu gösterildi. Bunu neden anlatıyorum? Ee, böyle zımmi bir anlaşma vardı sanki operasyonların yapılmaması noktasında. Ee, bu çok acı verici bir şeydi. Ve arkasından da biraz evvel sizin bahsettiğiniz gibi gerçekten de çok Türkiye'nin kaderini değiştirecek önemli operasyonlara imza atmış, bu noktada bir tecrübe kazanmış e, Emniyet Teşkilatı'nın yetiştirdiği nadide insanlar e, tahşiye operasyonu adı altında, kaycak operasyonları veyahut da e, diğer operasyonları yaptıkları ve bunlardaki güya e, usule aykır hareketleri gerekçesiyle e, cezaevine e, konuldular. Evet. Yargılanarak, çok komik bahanelerle, gerçekten işi çok boş olan ve ileride bunun tarihin e, gülerek, biraz da yani affetmeyerek, acıyarak bakacağı bir şekilde e, bu arkadaşlarımız enterne edildi. Bizler enterne edildik. Öyle olduğu zaman e, bugün e, birçok ilimizde ya ehliyeti olmayan, bu noktada terörle mücadele noktasında e, veyahut da ee, geçmişten bugüne kadar bir takım sorunları, sıkıntıları olup e, gebe durumda olan bir takım insanlara yol açıldı. Çok bir boşluk acı bir gerçek yaşanıyor yani emniyette, terör kesinlikle, noktasında. Kesinlikle kesinlikle yani emniyet teşkilatının birçok kademesinde yaşanıyor. Bugün emniyet teşkilatının genel müdür yardımcısı seviyesinde e, iki emniyet genel müdür yardımcısı halen yargılanıp aklanmamış yaklaşık 200 ile yakın yargılaması bulunan e, ihaleye usulduğu, fesat karıştırma mafya ilişkiler gibi hı hı. iddialardan daha aklanmadan, e, teşkilat da aklanmadan bu teşkilatta görev yapıyor. Bir başka genel müdür yardımcısı e, başka bir teşkilattan aktarıldı geldi. Hı hı. Dördüncüsü hiç e, taşra görevi, sokak polisliği yapmadan emniyet teşkilatının en tepe noktasına geldi. Evet. Belki bir tek bir genel müdür yardımcımız var o da sanki maske olarak kullanıyor. Böyle bir e, tecrübesizlik böyle bir hafızadan yoksunluk, bu teşkilatı zaten kör edecektir. Gerekli tedbirlerin alınmasını engelleyecektir. Operasyon yapmak sadece bizim film karelerinde gördüğümüz 5-10 saniyelik hareketlerle girip bir noktadan bir şahsı almak demek değildir. Tabii onun önü var değil mi araştırmasının? Kesinlikle soru yani soru. takibi vardır, tarasutu vardır, delillerin toplanması vardır. Ve şu anda e, çorba bir operasyon yapılıyor. Şunu söyleyebilir misiniz? E, şu anda e, sınırımızın ötesindeki noktalara e, askeri bir güç kullanılıyor, evet. e, PKK kamplarına da. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum, IŞİD'e ve PKK'ya e, sınırımızın içinde e, belli bir süredir hareket alanı. ...sağlandığı değerlendirmelerine katılıyor musunuz? Daha rahat hareket etmeleri noktasında kesinlikle yani ben bir emniyet mensubu olarak ben bunları çok rahat görüyordum hı hı. ama sadece ben mi görüyorum diye her araştırdığımda baktığımda mesela benim bir kızım Konya'da okuyordu üniversitede etrafındaki gözlemlerini gelip benimle paylaştığında ben hayretler içerisinde kalıyordum e, açık ne açık el nusra olsun hı. el el kaidenin farklı uzantıları olsun bu işitçiler olsun. E, farklı legal e, konumlu dergi, hı hı çay uca, hı hı. farklı kültür merkezleri e, bazı altı, adı altında insanları kendilerine bağlama, hı. legaliteden illegaliteye geçişi sağlama, örgüte eleman yani. kazandırma, lojistik destek sağlama noktasında çok ciddi hareketleri vardı. Bunu dışarıdan sivil insanlar dahi görebiliyorsa, Evet. Devletin gözü olan istihbaratçıların görmemesi mümkün değil. Eğer gördüğüne göre o zaman yapmıyordu, ilgilenmiyordu, engellemiyordu. ve Bunun nedenlerini tabi detaylı araştırmak lazım. Şimdi normal şartlar altında şöyle bir dışarıdan bakıldığında Kobani merkezli bir olayda IŞİD IŞİD'le PKK güçlerinin karşı karşıya geldiğini, PYD'nin karşı karşıya geldiğini biliyoruz. Suruca yansıyan o korkunç faciada da Kobani'ye gidecek gençlerimiz, yardım için gidecek gençlerimizin IŞİD e, canlı bombası tarafından öldürüldüğünü e, dile getiriyor devlet. Bu bizim toprağımıza nasıl yansıdı? Yani aslında topraklarımızın dışında Kobani'de karşı karşıya gelen iki güç neden Türkiye'de e, bizi de acıya boğacak bir noktaya getirdi mevzuyu? Ve de nasıl oldu bu iş? Evet. Türkiye olarak tabii biz Ortadoğu'nun içerisinde olan, göbeğinde olan, geçmiş hem böyle kü, böyle ticari, kültürel, e, dini, çok ciddi manada etkileşimi olan bir tabii. ülkeyiz. E, Türkiye de aslında bir Ortadoğu ülkesidir. Batı'dan baktığınız zaman, hı hı. E, her ne kadar bir ucumuz Avrupa'da olsa da, e, Orta Doğu'da olan bir şey mutlaka bizi de ilgilendirecektir. Ancak e, bizim e, kendi sınırlarımız içerisindeki halkımızın mutluluğunu, huzurunu, güvenliğini sağlama yerine Macera pers bir takım hareket ve tavırlar içerisinde olursanız e, karşıdaki diğer o topraklar üzerinde hedef ve emelli olanlar mutlaka sizin üzerinizde bunu engelleyici operasyonlar ve istihbari faaliyetler yapmak durumunda kalacaklar. Evet. E, bugün gelinen noktada da göz göre göre gelen gerçekleşen bir eylem vardır. Bu eylemin önlenmesi mümkün müydü? Kesinlikle mümkündü ki görev yaptığımız zaman da. E, Yüzlerce, binlerce canlı bomba olsun, farklı eylemler olsun bunlar önlenmiştir. Hı hı. Bunun önlenme noktasındaki zafiyetlerini savunma noktasındaki e, bir takım çok e, amatörce açıklamalar e, bir ülkenin e, en köklü teşkilatlarından olan Emniyet Teşkilatı'nın e, genel müdür, genel müdür değil de herhalde Sayın Bakanımız açıklamışlardı ve e, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürümüz açıklamışlardı. E, gerçekten çok komik gerekçelerdir. Hmm. Bu kendi hatasını örtme gayreti e, ve suçu bir başkasına kaydırma gayretleriydi. Bunu yapamamak acizettir. Onurlu, gururlu insanlar bu tür durumlarda hatasını kabul edip geriye çekilmesine mutlaka bilmesi falan lazım. falanla ilgili şeyler değil mi? Açıklamalar. E, tabii yani çok basit bir şey. Yani bir hepimiz... Üstelik orada hiç kurulmamış o sistem. yani Hayır orada sistem var. Kurulmuş, çalışıyor. Ve hmm. bahsettiği şey PTS sistemi dediğimiz plaka hı. tanıma sistemi. Hı hı. Yani MOBESE sistemin içerisinde küçük bir parça eğer bu arızalıysa bunu yaptırmamak yine senin kabahatindir. Tabii. Eğer bu çalıştırılıp da çalıştığı halde çalışmadı diyorsan o da çok ayıp bir şeydir. Tabii. Ki onunla ilgili e, aksine davranışlar kendi Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alıyor. E, bunlar aslında suçüstü yakalanmanın, yanlış yapmanın e, vermiş olduğu savunma e, psikolojilerdir. Biri tabii arkadaşımızı eleştirdiğimiz noktasında değil ama Şanlıurfa çok kritik bir il. Çok. Hemen yanı başında Kobani var, Suruç, işte Suriye ile uzun bir sınırımız var. Mardin, Urfa, Antep, Şırnak gibi illerimize özellikle istihbarat ve terör konusunda çok daha tecrübesi olan insanlar atanması lazımdır. Maalesef evet. bu arkadaşlarımız, bu arkadaşımız o konuda tecrübesi olan bir arkadaşımız değildi. Peki şimdi. Sınır ötesine bakalım. Daha doğrusu iki gündür izlediklerimize. Hem IŞİD hem de dün itibariyle PKK kamplarına operasyon düzenlendiği havadan bombardıman yapıldığını biliyoruz. Neden şimdi? Diye sorayım ben size. Yani bunun herhalde iki ayağı vardır. Birincisi de siyasetle alakalı. Ve de yeterli alakalı. bir diye de ayrıca sorayım. Evet. İkincisi de iç siyasetle alakalı olan kısmıdır. Hı hı. E, sayın e, hükümet yetkililerinin açıklamalarından anlıyoruz ki, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan bir mutabakat, bir anlaşma var. O zaman zaten bu şimdiye kadar ki e, biz hiçbir ülkenin mutabakatından kendi dış politikamızı belirliyoruz, onun üzerine hareket ediyoruz tezinde zaten sıfırlamaktadır. E, belki iç politikaya yansın yönleri de vardır ama biz politikacı olmadığımız için o konulara e, çok fazla girmek Hı. istemeyelim. Fakat gözlemlediğimiz ve gördüğümüz şu vardı, toplum içerisinde e, maalesef soni bir takım çatışmalar isteniyor. Ve istihbarat teşkilatları da, yani genel olarak konuşuyorum, kişilerin hayatını çok önemsemezler. Eğer hedeflemiş olduğu bir e, durum varsa ona ulaşmak için onlarca insanı gözünü kırpmadan feda ederler. Çok korkutucu bir tablo Gerçekten getiriyor çok korkucu ama gözümüzde bu. Ve Bunun neticesinde eğer ne olduğuna bakıyoruz, ne oldu bizim e, sınır dışı bir takım operasyonlar yapmamız. Demek ki bizim sınır dışı operasyonlar yapmamız, Amerika ile mutabakat sağlamamız, Suriye'deki veya Ortadoğu'daki yeni düzenlemelerin yapılmasını <laughs> arz etmemiz ve kamuoyunda buna inandırmamız ve arkamıza almamız için maalesef böyle acı bir olayın yaşanması gerekiyordu. Bu oldu. Aslında Reyhanlı yaşanmıştı. Aslında arada başka şeyler de oluyordu. Yani can alınmasa bile içimizde yaşananlar hem PKK yönlü hem IŞİD yönlü bir şeyler vardı. Şimdi bugüne bakıldığında siz deneyimli bir emniyetçi olarak şunu söyleyebilir misiniz? Biz ayrıca 40 yıldır dışarıya operasyon yapıldığını da biliyoruz. Dışarının kazınması mı, içerideki sorunun kazınması mı? Yani böyle bir tercih yapılma durumu size sunulsa, neyin yok edilmesi lazım aslında? Yani bunlar tabii eş zamanlı yapılması gereken şeylerdir hmm. diye düşünüyorum. Ama kendi toprak bütünlüğünüz içerisindeki örgütün tüm faaliyetlerini kontrol altına almadan, bunlarla ilgili eleman kazanma, güç kazanma, Hı. siyasi destek sağlama, tüm bu kazanımlarının önünü kesmeden, zaten dışarıdaki şer odaklarının bulunduğu yerlere karşı bir hareket de yapamazsınız. Burada yıllardan beri daha önceden de yapılan, maalesef bugün de yaşadığımız teröristle mücadele, yöntemler uygulanıyor. Hatta ki biz bunlar çoktan aşmıştık. Teröristle değil terörle mücadele etmemiz lazım. Terörle mücadele etmenin yöntemi bu asla ve asla değildir. Hı hı. Hava Birliklerimizin yapmış olacağı oradaki hava saldırıları neticesindeki kazanımlar bunlar geçici şeylerdir. Ee, bir iki tane e, insanla çok da uygun düşmeyen ceset görüntüleri gösterirsin. İşte bak dersin bir iki milliyetçilik e, kokan notuklar atarsınız. Evet. Kamuoyunu ikna edersiniz. E, yeri ve zamanı itibariyle asıl hedeflenin hedeflenenin Kandil'e veya işte de yapılan ya, bombalama veya onların yok edilmesi değil, e, daha sonrasında karşımıza çıkacak bir takım e, neticelere sebep oluşturması için yapılan bir operasyonlar olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi HDP'den de bir açıklama var. Askeri saldırılar, siyasi gözaltılar durdurulmalıdır şeklinde. HDP... E, hem içerisi hem dışarısı için yapılan operasyonlar veya gelinen noktada nasıl bir yerde rol alıyor sizce? Yani HDP tabii daha önceki BDP, işte DEP, HEP falan gibi bir gelişim sürecinden geldi, bugünlere geldi. O zamanki çizgiden biraz daha uzaklaşmış durumdaydı. Bu aslında Türk siyaset için ve Türkiye'nin geleceği için de çok ümit vaat eden bir durumdu. Evet. Çünkü her zaman için desteklediğimiz ve belki de ülkemizin temel felsefesi olarak e, silahı bırakın, olumsuzluklardan uzaklaşalım. Çünkü Hı. biz insan haklarına, hukuka e, dayalı bir yönetim sistemi istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın mutluluğunu ve huzurunu istiyoruz. Evet. Bunun için gelin düz ovada siyaset yapın. Bu işlemeye başlamıştı. Belki HDP artık Türkiye'yle işmişti. E, HDP sadece Kürtlerin değil, ülkemizin birçok e, batı kesimlerinden de diğer e, farklı etnik yapıdaki insanlarımızın onlarını almaya başlamıştı. Şu anda HDP'nin sorumluluğu çok daha fazla. E, bu noktayı nazardan e, belki geçmişte tamamen PKK terör örgütünün güdümünde hareket eden bir e, çizgide ilerlerken bugün artık bu çizgiden e, uzak durması gereken bir noktadadır. Ve çok tarihi bir görevde düşmektedir. Maalesef hep böyle tarihi görevleri de son zamanlarda hep HDP'ye yüklüyoruz ama ee, durum maalesef gerçekten böyledir. HDP'nin belki yapması gereken e, PKK terör örgütüne de silah bırakma çağrısı yapması, evet. e, toplumu soğukkanlığına sevk etmesi ve mutlak surette kanın akıl, akıtılmasının önüne geçilmesi lazımdır. Çünkü önümüzdeki günler Heh, iç çatışmaya soracağım. ve Allah korusun iç savaşa doğru götüren bir takım hamlelerin ayak seslerini bize duyuruyor. Bunları mı görüyorsunuz? Bunu mu öngörüyorsunuz? daha? Maalesef doğrusu? yani bunları söylemek tabii çok e, doğru bir şey değildir ama e, en zoru, en kötüyü biz eğer göz önüne koymazsak bununla ilgili gerekli tedbirler alamayız. Hı hı. Belki biraz e, özellikle milliyetçi kesim e, kaşındı, toplumda çatışma yaratılması istendi. Hı hı. İnternet siteslerini me, sosyal medyayı incelediğimiz zaman bir takım tetikçi yerel hatta yazarlar da kullanılmak suretiyle hı hı. veya e, farklı fason isimler suretiyle e, milliyetçilik nutukları atılmakta mehter maçları çalınmakta. Bahçeli'nin tavrını nasıl diyor. De, değerlendiriyorsunuz bu dönemde? Ben sayın Bahçeli'nin tavrını bu noktada çok e, takdirle karşılıyorum. Eğer ki e, toplumu kendi gücü uhdesindeki toplumu kitleyi eğer e, 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 buna oyuncak haline getirmiş olsaydı <laughs> Belki bir kürt türk çatışması noktasına da gelebilirdi. Hmm. Yani bu noktada e, ben takdir ediyorum. Ancak bunu belki başaramadıklarından dolayı bunu bir e, işit e, PKK e, veya İslamcı işte Kürtçü çatışması şeklinde getirmeye de e, çalıştıklarını gözlemliyoruz. E, ama bunun en nihayetinde belki de Suriye'nin boşaltılıp oradaki kuzey kısmının evet. işit tarafından e, oraya YPG'nin tamamen iyileşmesinin sağlanması ve PKK e, ile de hedefleniyor olabilir. Bizim bir de mülteci sorunumuz var biliyorsunuz. İşit söz konusuysa hani 2 milyondan fazla mültecimizin olduğu ifade ediliyor ve kontrolsüz bir şekilde içeriye girip ülkeye dağılıyorlar. E, hani onların bakılması, savaştan kaçmasını bir noktaya koyarsak Türkiye'deki etkileri üzerinden de e, konuşmamız gerekiyor herhalde. Çünkü e, uzmanlar o giren 2 milyon kişinin arasında çok militan, IŞİD militanı olduğunu ve ülkeye yerleştiğini de ifade ediyor. bir yandan çünkü orada bunun savaşı veriliyor. doğruluk payı üzerine ne diyorsunuz siz? Kesinlikle zaten yani bir ülkenin kendi sınırlarına hakim olamaması ciddi manada kendi egemenliğini ve iç siyaset üretiminde olumsuz manada etkileyecektir. Öyle bir noktaya gelindi ki artık sınırdan kim giriyor, kim çıkıyor veya kim kime yardım ediyor belirli değil. Evet. Bence bununla ilgili tedbirlerimizi alabilir miydik? Kesinlikle alabilirdik. Neden almadık? Demek ki alınmasını istemiyorduk. Hı. Yani o sınırın biraz süzgeç gibi belki kullanılmasını istiyorduk. Yoksa bunun başka bir izah tarzı yok. Çünkü 88-89'lu yıllarda Saddam tarafından, Irak tarafında Kürtlere yönelik Halepçe katliamı falan evet. yapıldı. da Çok ciddi biz oradan sığınmacılar gelmişti. Evet. Bizim geçmişten gelen çok ciddi manada bunlarla ilgili bir tecrübemiz var. Bunlara çok hazırlıklı olmalıydık. Doğru. Ama e, demek ki böyle bir sonuç istendi. Böyle bir e, sonuç beklendi. Bu yüzden e, böyle bir politika uygulandı. Maalesef e, batı basını bunu çok daha yakından biliyor. Eğer biz buradan takip ediyorsak şu anda e, görevde olmadığımız halde dünya çapında istihbarat toplayan ve bunu aleni bir şekilde de işte 8,5 ay Cumhurbaşkanı telefonunu falan dinledi. İşte filanca şeyleri işte filan istihbarat teşkilatları sızdırdığı gibi aleni bizimle dalga geçen belki Batı basını veyahut da Batı istihbaratı e, buradaki olumsuzlukları da görüp ve gözlemlemektedir. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkıdığınız için Sayın Hikmet Bulat. Deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için. E, umuyoruz ki e, hakkımızda, ülkemizin hakkında hayırlısı olur. Sizin bahsettiğiniz, eminim sizin de inşallah yanlış çıkarım dediğiniz o kötü günlerle karşı karşıya kalmayız. İnşallah bunların üstesinden geleceğiz. İnşallah. Sağ olun efendim Teşekkür. katıldığınız için.